Uzay. En büyük deplasmanımız. Orada insana dair hiçbir şey yok. En azından şimdilik. Gece gökyüzüne baktığımızda evrende ne kadar yalnız olduğumuzu birçok kez düşünmüş olabilirsiniz. Ya da uzaylı bir yaşam varsa onlarla karşılaşmayı. Şimdilik görünen o ki yalnızız. Fakat son 60 yıldır oraya gitmeyi hayal ediyoruz. İnanılmaz cazip gelse de ürkütücü tarafları da yok değil. Bilim adamları tarafından ortaya atılan teoriler hem ilginç hem de korkutucu. İşte onlardan bazıları. Uzak galaksi kümeleri güney takım yıldızları olan Centaurus ve Hydra merkezli bir yol boyunca saatte 1 milyon mil hızla çekiliyor. Bilim adamlarının karanlık akış olarak adlandırdığı bu hareket, görülebilen evrenin ötesinden çevremizdeki maddeyi çekiyor. Her ne kadar karanlık akış tam olarak tanımlanamasa da orada bir yerlerde ve çok daha uzun mesafelere yayılıyor. Maddenin gözlemlenebilen uzaydaki dağılımı bu fenomeni açıklamaya yetmiyor ne yazık ki. Sakınma bölgesinin arkasında kaldığı için doğrudan gözlemlemek zor. Samanyolu'nun uzayda hareket ettiği ilk kez 1970'lerde keşfedildi. Yapılan hız testlerinde Samanyolu'nun Centaurus Hydra merkezi yol boyunca çekildiğini keşfettiler. 1980'lerde etkilenen tek galaksinin Samanyolu olmadığı, yaklaşık 400 eliptik galaksinin sakınma bölgesinin ötesine doğru ilerlediği ortaya çıktı. X ışını gözlemleri uzayın bu bölgesinin norma kümesi olduğunu söylüyor. Astronomlara göre 100 milyon yıl sonra Dünya Samanyolu'nun diğer tarafında olacak ve gözlem yapılabilecek. Gökbilimciler galaksimizdeki yıldızlar arası uzayda 100 milyon kara deliğin dolaştığını tahmin ediyorlar. Ancak izole bir kara delik kesin olarak tanımlanamamıştı. 6 yıllık bir çalışmanın ardından Hubble Uzay Teleskobu 2017 yılında yıldızlar arası uzayda sürüklenen yalnız bir kara deliğin varlığını keşfetti. O zamana kadar kara deliklerin galaksilerin merkezinde veya ikili sistemlerde var olabileceği sanılıyordu. Yeni keşfedilen dolaşan kara delik, Güneş sistemimizden 5000 ışık yılı uzaklıkta ve Carina Yay Sarmal kolunda. Kara delik bir süpernova olarak patlayan devasa yıldızın kalıntısı. Varlığına devam eden çekirdek Güneşimizin kütlesinin neredeyse birkaç katı. Yoğun çekim alanı nedeniyle ışığı hapseder ve etrafındaki alanı bozar. Bu da arkasında sıralanan arka plan yıldızlarının görüntülerini çarpıtır. Bu yerçekimsel mercekleme etkisi, 100 milyonluk yıldız nüfusuna sahip galaksimizde dolaşan yalnız kara deliklerin varlığına dair tek açıklayıcı kanıt. Hubble tam da bunu yakalamış olsa da, yıldız kütleli bir kara delik olan bu canavar, eninde sonunda kendi sisteminden kopacak ve uzayda dolaşmaya başlayacak. En azından bunu görmeyeceğimiz için kendimizi şanslı sayabiliriz. Bir gün gece gökyüzünde sadece Samanyolu galaksimizde yer alan yıldızları görebileceğiz. Evrendeki genişleme sonunda galaksileri ışıktan daha hızlı bir şekilde birbirinden ayıracak. Çok uzak bir gelecekte gerçekleşmesi beklenen bu durumda, galaksiler birbirlerinden o kadar uzağa gidecek ki ışıkları bize hiçbir zaman ulaşmayacak. Ama yine de gece gökyüzüne bakacak olan torunlarımız bizim gördüğümüz yıldızları görebilecekler. Simsiyah bir gökyüzü olmayacak. Uzun uzay yolculuğu DNA'mızı bozabilir. 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir yıl geçiren Scott Kelly, dünyaya döndüğünde boyu 2 cm daha uzundu. Kelly'nin kendisi gibi astronot olan tek yumurta ikizi kardeşi Mike ile arasındaki fiziksel farklılıklar şaşırtıcıydı. İkisinin DNA'ları karşılaştırıldığında, 2 cm uzamanın yanı sıra Scott'ın bağırsak bakterileri tamamen farklıydı ve gen yapıları değişmişti. Scott eski boyuna dönmüş olsa da diğer genetik değişikliklerin geri döndürülemez olduğu görülüyor. Yani Scott ve kardeşi teknik olarak artık tek yumurta ikizi değiller. Scott'ın yaşadıkları bunlarla da sınırlı değil. Göz bebekleri deforme olmuştu ve bu uzun süreli komplikasyona sebep olacak kadar da ciddi. Tek iyi tarafı ayak nasırınız olmayacak. Scott uzayda geçirdiği birkaç aydan sonra ayaklarının bebek ayağı gibi yumuşacık olduğunu söylüyor. Uzak galaksilerde meydana gelen ve gama ışını dalgaları gönderen dev patlamalar gezegenleri yok edebilir.
Bir gama ışını patlaması, güneşimizin yaşamı boyunca ürettiği enerjinin neredeyse saniyeler içinde serbest kalmasıdır. Kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki farklı gama ışını patlaması var. Her iki durumda da sonuç yepyeni bir kara delik. Kısa süreli patlamalar 2 saniyeden daha kısa süren patlamalardır ve iki nötron yıldızının yeni bir kara delikte birleşmesi veya daha büyük bir kara delik oluşturmak için bir kara delik ile bir nötron yıldızının birleşmesi ile ilişkili görünüyor. Uzun süreli gama ışını patlamaları ise 2 saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebiliyor. Büyük kütleli yıldızların süpernovaya dönüşmesi sebebiyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak her süpernova gama ışını patlaması üretmeyebiliyor. Böylesine bir senaryoya rağmen Dünya nispeten güvende. 2018 tahminlerine göre Samanyolu galaksisinde her 5 milyon yılda bir gama ışını patlaması meydana gelecek olsa da radyasyon büyük olasılıkla dünyadaki yaşamın etkilenmeyeceği kadar uzakta olacak. Bilim adamları tarafından evrenin nasıl sona ereceği ile ilgili olası senaryolardan biri olan büyük donma, sürekli genişleyen evrenin bir sonucu. Bir de büyük çökme olarak adlandırılan ve evrenin nihayetinde son derece büyük bir kara deliğe dönüştüğü durum var. Hangi sonun en olası olduğunu belirlemek için bilim adamlarının evrenin yoğunluğu, bileşimi ve hatta şekli hakkında veri toplaması gerek. Çünkü evrenin yoğunluğu aynı zamanda şeklini de belirliyor. Örneğin, evrenin yoğunluğu kritik yoğunluktan düşükse, azalan bir hızla da olsa sürekli bir genişleme mevcuttur. Yer çekimi genişlemeyi durdurmak için yetersiz kalır ve evren hiperboliktir. Yoğunluk kritik yoğunluğa eşitse, azalan bir hızla evren genişlemeye devam edecektir. Evren düzdür, genişleme sonsuza kadar devam eder. Ancak yoğunluk kritik yoğunluktan büyük çıkarsa, evren küre şeklindedir ve nihayetinde genişlemeyi durduracak ve sonra çökecektir. Yani büyük donmanın meydana gelmesi için evrenin yoğunluğunun kritik yoğunluktan daha düşük olması gerekiyor. Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunu toplayan WMAP tarafından yapılan ölçümler, kritik yoğunluktan daha düşük bir yoğunluğa işaret ediyor. Bu durum, evrenin dış bölgelerindeki gözlemlerle çok daha tutarlı. Yani bizden uzaklaştıkça galaksilerin dışa doğru hızları artıyor. Bundan trilyonlarca yıl sonra evren o kadar genişlemiş olacak ki artık yeni yıldız oluşumu için yeterli madde olmayacak. Diğer yıldızlar da enerjilerini tükettiklerinde sadece beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler kalacak. Bir sonraki aşamada kara deliklerden başka bir şey kalmayacak. Sonunda onlar da yok olacak ve geriye kalan parçacıklar birbirleriyle etkileşime giremeyecek kadar uzak olacaklar birbirlerinden. Ve sonsuza kadar da başka hiçbir şey olmayacak. Neyse ki endişelenmek veya bunu düşünmek için acele etmemize gerek yok. 2013 yılında Rusya'nın Chelyabinsk bölgesi üzerinde bir meteor dünyaya çarptı. Yaklaşık 400 kişi yaralandı ama bu yaralanmaların çoğuna patlamadan kaynaklanan cam kırıkları sebep olmuştu. Çelişkili raporlar da gelse meteor muydu, meteordu. Çapı yaklaşık 20 metre olan meteor Chelyabinsk'in 30 kilometre üzerinde patladı. Hava patlaması denilen bu olay Hiroşima'ya atılan atom bombasının neredeyse 30 katı enerji taşıdı ve yayılan şok dalgası ile camlar kırıldı, bazı binalar devrildi. Bunun ardından bazı tartışmalar da yaşandı. Dünyanın bir meteor uyarı sistemi yoktu. Ayın oluşumu, suyun kökeni ve dinozorların kitlesel yok oluşuna büyük asteroidler sebep olduysa bayağı ilginç bir durumdu. 2015 yılında NASA tarafından finanse edilen Atlas programı başladı. NASA'nın dünyayı potansiyel meteor, asteroid ve kuyruklu yıldız tehlikesine karşı savunma teknolojisini test eden ilk tam ölçekli görevi Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi DART 26 Eylül 2022'de gerçekleşti. Asteroidin yörüngesini 32 dakika değiştiren bu çarpışma biraz daha umutlu olmamızı sağlıyor. 1 Kasım 2023'te Lucy uzay aracı yenilikçi asteroid izleme navigasyon sisteminin mühendislik testini yapmak için küçük bir ana kuşak asteroidinin yakından görüntüsünü alacak. Şu anda 8 teleskop ile 24 saat gökyüzü izlense de yukarıya bakmakta fayda var.
Fermi paradoksu, insanlığın uzaylı yaşamı bulma veya onunla temasa geçme beklentileriyle bu varlıkların orada olduğuna dair görünürdeki yeterli kanıt eksikliği arasındaki tutarsızlığı tanımlıyor. Şimdilik evrende yalnız olma ihtimalimiz %50. Araştırmacılar bu konuda kesin konuşmasa da 2015 yılında Yale Üniversitesi'nde bir astronom olan Tabitha Boyajian, KIC 8462852 adlı bir yıldızdan gelen düzensiz ışık titremeleri olduğunu bildirince, diğer akademisyenler garip ışık düşüşlerinin kısmen inşa edilmiş bir Dyson küresi olabileceğini öne sürdüler. Tabii ki bu fikir medyada büyük sansasyon yaratsa da, Tabi'nin yıldızı olarak bilinen varlıktan başka teknolojik işaret arayışları boş çıktı. Çoğu araştırmacı, nesnenin ışık modelinin uzaylı olmayan bir açıklaması olduğunu düşünüyor. Araştırmacılar, düzensiz bir toz halkasının bu yıldızın etrafında döndüğü varsayımında bulundular. Gözlemlenen kızılötesi ışık eksikliği için bir başka hipotezde, oldukça garip bir yörüngede soğuk, tozlu bir kuyruklu yıldız parçası olduğu. 2021 yılında Tabi'nin yıldızının ikili bir yıldız sistemi olduğuna dair haberler çıksa da, Dyson küresi hayal gücünün sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.